Bayram. Küçük Emre dedesiyle salonda oturuyordu. Dedesi gazete okuyor, Emre de televizyon seyrediyordu. Televizyondaki haber dikkatini çekti. Haberde sunucu şöyle diyordu. Spiker haberde ne söylemiş olabilir? Türk gençliğinin Atatürk'e bağlılığının sembolü olan sevgi bayrağı, Cumhurbaşkanı'na sunulmak üzere bugün Samsun'dan yola çıktı. Sevgi bayrağı 8 ilden geçecek. Emre meraklandı. Televizyonu kapatarak dedesine soru sordu. Dedeciğim, sana bir şey sorabilir miyim? Dedesi Emre'nin bu sorusu üzerine okuduğu gazeteyi bırakarak Emre'ye yöneldi. Tabii Emre, sor bakalım. Emre dedesine ne sormuştur? Dedeciğim, bayrak neden öpülür? Nereden aklına geldi bu? Biraz önce televizyonda izledim. 19 Mayıs törenleri için bayrağımızı Ankara'ya getiriyorlarmış. Bayrağı verdikleri abinin öperek bayrağı aldığını gördüm de dede. Tamam, şimdi anlaşıldı diyerek gazetesini sehpaya bırakır. Seninle bu konuda konuşalım mı Emre? Emre sevinçle konuşalım dede dedi. Bak Emre, bazı şeyler vardır ki çok önemlidir. Uğrunda her şeyi yapabileceğimiz kutsal değerlerdir bunlar. Kurtuluş Savaşı'nda vatanımızı kurtarmak için çok şeyler yapılmış değil mi dede? Evet oğlum, hem de çok deyip anlatmaya başlamış. Özgürlüğümüzü kazanmak kolay olmadı. Özgürlüğümüzün sembolü olan bayrağımızın sonsuza kadar dalgalanması için çok uğraş verdik. Kurtuluş Savaşı'nda bağımsızlığımız için o kadar çok askerimiz kendini feda etti ki. Bayrağımız hep dalgalansın diye mi dedeciğim? Evet Emre'cim, bayrağımız özgürlüğümüzün sembolüdür. O dalgalandıkça bizler de özgürüz demektir. Bayrağımız her zaman nasıl olmalıdır? Temiz ve ütülü olmalıdır değil mi dede? Annemin bayramlarda penceremize astığı bayrak gibi. Evet Emre'cim, aynen öyle. Biz de 23 Nisanlarda sınıfımızı bayraklarla süslerken onu temiz ve düzgün şekilde asmaya çalışıyoruz. Aferin size. Şimdi anlıyorum televizyondaki abinin bayrağımızı alırken neden öptüğünü. Evet oğlum, sadece bayrağımıza değil, milli marşımız olan İstiklal Marşımıza da saygı göstermeliyiz. Biliyorum dedeciğim, bunu geçen sene öğrenmiştik. İstiklal Marşımızı duyduğumuzda saygıyla ve dikkatlice dinliyoruz. Ayrıca okulumuzda İstiklal Marşı'nı söylerken gür bir şekilde söylüyoruz. Dedesi Emre'nin duyarlı konuşmaları karşısında gururlanıp sevgiyle kucağına oturttu. İstiklal Marşı da tıpkı bayrağımız gibi ülkemizi ve bağımsızlığımızı temsil eder. Anladım, teşekkür ederim dedeciğim. Senden öğrendiklerimi defterime yazmak, daha sonra da arkadaşlarımla paylaşmak istiyorum diyerek dedesini yanaklarından öptü.